Merhaba arkadaşlar. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için bilişi böreği yapmaya çalışacağım. Onun için gereken malzemeler 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 42 gram yaş maya, bir de su gerekecek. Ben yarım litrelik ölçeğime böyle suyumu doldurdum. Gerektiği kadar kullanacağım. Onun için hamur yapmaya başlıyorum. Kabıma yaş mayayı ve tuzu ekledim. Biraz suyla eriteceğim tuzla. Mayamın tu ve tuzunun erimesini sağladım. Suyumun kalan miktarını da ekliyorum. Ben normalde bu hamuru göz kararıyla yapıyorum ama sizin için daha kolay olsun diye ölçü kullanmaya çalıştım. Şimdi unumu yavaş yavaş kaba ekliyorum. Ve hamurumu yapıyorum. Daha önceden un az gelebileceğini düşünerekten bir su bardağı daha hazırlamıştım. Evet, o hazırladığım unu da ekleyeceğim. Çünkü 5 su bardağı az geldi. Dolayısıyla 6 su bardağı un kullanmış oluyorum. Ben bugün hamuru sadece suyla yapmayı tercih ettim ama benim annem yaptığı zaman yarısını su, yarısını sütle kullanarak yapabiliyordu. Öyle de yapabilirsiniz isterseniz. Evet, hamurumu hazırladım. Şimdi mayalanmak üzere. Hamurun kapağını kapatıyorum ve bekletiyorum. O beklediği sırada kıymayı hazırlayacağım. İç harcı için 500-600 gram arasında kıymayla 2 baş soğan rendesi, 2 tatlı kaşığı tuz ve karabiberi yoğun aromasının gelmesini istiyorsanız 1,5 çay kaşığı kullanın. Eğer fazla sevmiyorsanız 1 çay kaşığı yeterli. Şimdi bunları karıştırıyorum. Evet, kıymalı harcımı hazırladım. Bunu da kapağını kapatıyorum ve 20 dakika kadar, 20-25 dakika kadar dinlenmek için ikisini de kenara bırakıyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, hamurum mayalandı. Çok mayalanmasına gerek yok. Birazcık mayalandıktan sonra hamurumu küçük bezelere ayıracağım. Evet, bezelerimi elime yapışmayacak şekilde hazırlıyorum. Bulunuyorum onları. Böyle hazırladıktan sonra yavaş yavaş içmeye başlayacağım. Şöyle çok büyük olmayan yuvarlaklar açacağız. Daha sonra hazırladığım kıymayı değiştireyim. Dikkatlice, çok bastırmadan
Çünkü kızarttığımız zaman kıymanın suyu yağ geçmemesi için, yani üstümüze sıçramaması için hamurun bölünmemesi gerekiyor. Kenarlarını böyle topluyoruz. Çiçeğe benzeyen böyle bir böreğimiz olacak. Bir tane tekrar açayım görmeniz için. Bu şekli kolayca verebilmemiz için hamurun çok fazla mayalanmasını beklemeyin. O zaman daha güzel şekil veriliyor. Çünkü çok mayalanınca hamurla çalışmak biraz zorlaşıyor. En azından ben öyle yapıyorum. Çünkü öyle alıştım. Böyle. Evet sevgili arkadaşlar, böreklerimi hazırladım. Şimdi size kızartma aşamasını göstereceğim. Onun püf noktası da açık olan kısmını ilk önce yağ gelecek şekilde atmamız gerekiyor tencereye. Öyle olunca daha sonra bu işlemle kıymanın suyunun yağa geçip üstümüze sıçramasını engellemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, böreklerimizin ön tarafı pişti. Onları böyle çeviriyorum. Ve arka taraftan pişmesini sağlıyorum. Böreklerimiz kızardı arkadaşlar. Onları servis tabağına almadan önce servis tabağına kağıt havlu koymayı ihmal etmeyin. Çünkü yağların biraz çekilmesi gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi ilk başta açık tarafını pişirdiğimiz için arka taraflarını pişirdiğimiz zaman etin suyu tamamen böreğin içinde kalmış oluyor. Ve dışarı dökülmemiş oluyor. Böylelikle öbür börekleri de kızarmak üzere yağ atıyorum. Evet. Evet, böreklerimizi kızarttım. Böreklerimizin son haliyle sizinle paylaşmak istedim. Bu börekleri sabah kahvaltılarında 5 çaylarında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ben bunları yeşil salata ve milli içeceğimiz ayranla servis etmeyi tercih ettim. Sağlıcakla kalın, takipte kalın arkadaşlar.